Fatiha suresi 7. ayet. Yani bu ayetleri okuyunca Resulullah'ın böyle neredeyse yani bazen duygularıyla o kadar zorlandığını, bu denilen yerleri teyit geçtiğini düşünecek duruma geliyorsunuz yani. لَعَلَّكَ تَارِكُنْ ne demek yani? وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ne demek? Sabret, hutun şu balığın adamı gibi olma ne demek? Yani öyle bir zorlanma zorlanmış ki aleyhi afdalı salatu ve teslim. Demek ki Cenab-ı Hak sadıklara da soruları aynen soruyor. Yani o sınav, o test, sadıklar da o testten geçiyorlar. لِيَسْأَلَ السَّادِق۪ينَ عَنْ صِدْقِهِمْ sadıklar da sadakatlerini zorlandıkları son kerteye kadar yaşıyorlar. Takatlerinin o son kertesine kadar caymamak üzere. Ki sadakat de anca böyle ortaya çıkar. Yani diyelim bir şey düşünün, bir ip düşünün, çelik bir halat düşünün. Bunun mukavemeti nedir? Atıyorum 100 ton. Bunu söyleyip bunun mukavemeti 100 ton demek ayrı bir şey. 100 tonu gerdirip bak 100 tona kadar dayandı demek ayrı bir şey. İşte o dayanımın test edildiği, yani la yukellifullahu nefsen illa vus'aha diyor ya, o vus'un yani o kapasitenin test edildiği bir ortamı yaşıyoruz. Bu sadık ise ki Allah'ın elçisi sadikul va'dil emin, o zaman bu sadakatini o kapasitesinin son şeyine kadar Cenab-ı Hak ona yaşatmış gözüküyor. Ve o da bunu yaşamış ve Allah Azze ve Celle katında onun beğenisine mazhar olmuş gözüküyor. Ama bu böyle terle, ondan sonra gayretle, yorgunlukla, kim bilir ne uykusuzluklarla, ne sıkıntılarla, ne çocuğunun etrafının önünde aşağılanmalarla, ne sıkıntılarla geçmiş olmalı ki, nasıl bir göğüs daralması burada yaşanıyor ki, Resulullah'ın içine düştüğü duruma bakın. Bunu onun üzerinden bize örnekleyen Cenab-ı Hak, şurada herhangi bir kimseye iki tane doğru şeyi hatırlatmak için yanaşamıyoruz bile. Sizinle biraz konuşabilir miyim? Ya, deminden beri dikkatimi çekiyor. Şöyle yapıyorsunuz da, doğru değil, ben Rabbim böyle söylüyor, benim inancım böyle, paylaşmak istedim demek bile o göğüs sıkışıklığı denen şeyinden böyle hisse almaya, pay almaya başlıyorsunuz. Ama modern dünya diyor ki yok, sen kendini yorma. Öyle şeylere girme ya. Sen türünü tüketmeye çalıştığımız bir nesilsin. Kendini çoğaltmaya kalkışma. Tabii. Sen bir şekilde ayarların doğuştan bozuldu. Sen öleceksin. Nesli tükenen canlılar gibi. Senden sonrakilere sakın bunu kopyalamaya, onlara eriştirmeye kalkma. Adını da şey koymuş, herkesin dini kendine. Herkesin dini kendine deyip herkesin ağzını açtı. Bir tek bizim ağzımızı bantlamak istiyor. Hoşgörülü davran ya. Niye gidip adamı uyarıyorsun ya? Ben de ona demek istiyorum ki bu doğru davranış değil. O da benim anlayışımda, inancımda. Sen ne dersen de ben de bunu paylaşmak istiyorum. Sen tam tersi yapmışsın. Taşları bağlayıp köpekleri salmak istiyorsun. Adına da özgürlük koyarak. Bana sıra gelince hoşgörü geri dur, ötekine sıra gelince yüreklendir, özendir, hadi sen de yap, hadi sen de yap. Bu apaçık şeytanın oyunu. Yani bu kadar açık bir çifte standardı kamufle edebiliyorsun ya, hakikaten yani bu illüzyonistler senin yanında halt etmiş. Sabah akşam medyada hem onu yazıyor hem aynı medyada diğerini aşağılıyor, onun ağzını kapatmaya çalışıyor, onun paylaştıklarını gerici, işte şey yaptı, gitti birilerine hatırlatmada bulundu, şöyle düşünüyor diye onu aşağılıyor. Ya o da onun hürriyeti, bırak o da kendi hürriyetini. O öyle düşünüyor, içkinin iyi bir şey olmadığına inanıyor. Hem aklen, yani o nasıl inanıyorsa onu da kurcalayamazsın. Sonra o da başkalarıyla paylaşıyor, kendi argümanları kendine. Sen niye potansiyel olarak onu aşağılayıp tukaka ilan ediyorsun, ötekileştiriyorsun? Hani özgürlük vardı? Seninki, sen kendine bir özgürlük alanı açmışsın, mutlak bir özgürlük. Onu yayıp o anlayışı ve o tarzı çoğaltmaya çalışıyorsun. Adına da işte laiklik diyorsun, seküler diyorsun ve onu merkez, burası mutlak bir yer, nötr noktası gibi ilan ediyorsun orayı. Başkasına hemen
küçük görmeye yanaşıyorsun. İşte bu anlayış kendisini dayatan toplumlara, kendisini dayatan anlayış. Bu Firavun zamanında neydiyse bugünkü modern dünyanın dine karşı o ateistik anlayışla dayattığı şey de aynı. Bir ülkenin %99 da olsa mümini, onların anayasada tek kelimeyle karşılığı olamaz. %97 olsa yine olamaz. %3'ün dediği olacak. Niye mi? Onlar nötrdeymiş. Daha siz mutlak üstünlüğünüzü ilan edin de köleleriniz olalım. Yani sizin dediğiniz niye nötr oluyor? Şimdi böyle bir baskıcı ve dayatmacı anlayışın bizim toplumumuzda ne kadar sınırlı bir yere tekabül ettiğini düşünün. Böyle bir toplumda bile iki kelimeyle bir insana güzellikle bile bir şey hatırlatmak göğüs sıkışıklığına yol açıyor. Bir de Resulullah'ın kalabalıkların kafir olduğu bir toplumda, çoğunluğun kafir olduğu bir toplumda hakkı anlatma sorumluluğuyla nasıl bir baskı altında kaldığını, nasıl bir sıkıntıya maruz bırakıldığını ve onun buna rağmen her gelen yeni sabahta aynı işkenceyi, her akşamında aynı sıkıntıyı, üstelik çoluğuyla, çocuğuyla ve çevresiyle, onların nezdinde de küçük düşerek, koca bir toplumun aşağılamasına rağmen o 13 yılı Mekke dönemini nasıl bir sıkıntıyla geçirdiğini düşünün. Ve Allah Azze ve Celle'nin nasıl, nereye kadar onu test ettiğini. Bu ayetler ona tanıklık ediyor. Öyle Resulullah güle oynaya, kendisine yönelik sıkıntıları, aşağılamaları gülerek geçerek değil, incinerek, sıkışarak, boğularak geçirmiş. Göğsü daralarak geçirmiş. Taif'e gittiğinde kovularak oradan çıkmış. Taşlanarak oradan kaçmış. İnsanların bu denli saygısızlığı, bu denli bizim dediğimiz olacak dediği bir dünyada Allah ellerine güç geçirmesin, onlar kendilerini böyle dayatıyorlar. Hakka karşı tahammülsüzlükleri bu düzeydedir. Ama Allah Azze ve Celle de böyle bir ortamda sınıyor. Vallahu ala kulli şeyin vakil. Bunu baştan göze almamış kimselerin, hele hele biz gibi bundan nasibi çok az olan kimselerin nasıl bir netice elde edeceğini gerçekten merak ediyorum. Belki neticesiz kalacağız. Yani biz öyle, yani uyarımızı bile şu toplumda salihler, iyi kimseler şu göğüs sıkışıklığını, aşağılanmayı, küçümsenmeyi göze alarak hayırları yaymayı, çoğaltmayı prensip edinseler, hiç ne kılıçtan, ne kalem, ne tornavidadan bile, yani en küçük bir şey ne olabilir şiddete ulaşacak? He? Tırnak çakısına bile bulaşmadan, sadece üstelik akrabalarıyla, o endir aşiretekel akrabin, en yakın akrabalarıyla, ki vesile de var arada, düğünde, dernekte, oturmada, kalkmada, bunu yapsalar hayır dediğimiz o şey böyle eksponansiyel çoğalır bu toplumda. Katlanarak çoğalır böyle. Ama ondan bile öyle bir şartlanmaya bizi soktu ki bunu suç sayıyoruz. Ya adamı niye karışıyorsun? Ya ne demek niye karışıyorsun? Ben yanlış bir davranış yapsam onun anlayışına göre gelip beni uyarmıyor mu? Beyefendi onu yapma. Benim anlayışıma göre olan da ben de onu uyarmalıyım. Kaldı ki ben onu yapma falan da demiyorum. Ya ben hatırlatma sorumluluğum var. Demedi deme, hiç kimse beni uyarmadı ya Rabbi deme. Bu yaptığınız yanlış. Yine siz bilirsiniz ama buradan günah kazanırsınız. Ben sizi seviyorum. Sevdiğim için uyarıyorum sizi falan. Hayır, o kadarına bile tahammülü yok ve bunu söylediğiniz kişiden bile tepki alabilirsiniz bu toplumda. Sen hocalık mı taslıyorsun bana? Ne? Hoca mısın sen? Biz de biliyoruz onları falan der. Bir sürü kalıp cümlesi vardır şeytanın paket olarak medya üzerinden kendisine öğrettiği. Sizinkiler ne alt karıştırdıklarını biz biliyoruz. Şimdi burada bana böyle diyorsun ama kim bilir sen neler çevir. Artık suçlamalar, bühtanlar, hiç tanımadığım sana. Ya iyi ki bir şey söyledik, yani senin hazır ortada yaptığın şey üzerine bir şey söyledik. Sen hiç bilmediğin şeylerle alakalı iftiralarda bulunuyorsun. Sen de öyle şeylerimiz varsa yaptığımızda sen de bizi uyar. Biz sana uyarmana karşı bir şey demiyoruz. Niye bu kadar yobaz davranıyorsun? Asıl yobazlık bu değil mi? Yani asıl yobazlık bu yani. Düşünün, çöpe attınız bir yere ve yanlış bir davranışta bulundunuz. Biri sizi uyardığında siz ona kim bilir sen de ne atlar karıştırıyorsundur, sen aslında böylesindir deseniz saçma sapan olur yani. Senin fiilin ortada ya, daha sen peşinen yaptın yanlış bir şeyi. Daha onun ıslaklığı kurumadı. Hem suçlu hem güçlü derler böylesine. İşte şeytan öyle.
Hakk'ın seslendirildiği yerde öyle paket tepkilerle insanları yüklemiş ki medya üzerinden, bunu söylediğiniz anda hemen sizi bastıracak, yok edecek kadar tahammülsüz bulunuyorlar. Bunun Mekke gibi bir ortamında, cahiliye taassubunun dorukta yaşandığı bir ortamda, dinlerini her şeyleri saydıkları, atalarıyla ilişkilendirip kendi milli duygularıyla iç içe soktukları bir ortamda siz kalkıp Allah'tan gayrı bir ilah yoktur diyorsunuz. Bu ne demek ya? Ve bunun ona getirdiği sıkıntıları düşünün. Dolayısıyla bu ayetler bize bir taraftan mucize isteyenlerin ne denli ısrarcı ve inatçı, Hakk'a karşı ne denli özellikle kör olduklarını öğretirken, bir yandan da bu misyonu yürüten, batıla karşı Hakk'ın çığırını açmaya çalışan kimselerin nasıl olanca zorlandıklarını gösteriyor. Başta Resulullah olmak üzere.